Cehennemde müminler yanına girecekler cehenneme, son derece konforludur. Yani müminin ölüm anından itibaren hiçbir rahatsız edici olacak olay yoktur. Sürekli keyif sevk içindedir. Bir kere canı alınırken çok nezaketli ve sevgi dolu bir üslupla can alınır. İltifatlarla, hürmetle, aşkla alınır. Heyetle gelirler, sevgiyle alıp götürürler. Öyle bir şey olmaz. Cehennemin yanına götürülürken de yani bütün herkes gelecek çünkü. Cehennem arazisine girecekler herkes. Yanlarında sürücüleri var. Yani araziyi, ortamı bilmediği için önlerinde bir ışık vardır diyor Allah. Aydınlatan ve sağlarında da bir ışık vardır diyor. Ama bizim aklımıza gelen tabii kafamıza lamba gibi bir şey düşünürüz ama değil. Evet. Yani biz onu ahirette sürücü deyince biz bir araba gibi bir şey düşünürüz. O da değil. Yani oraya görünce ilk defa görmüş olacağız, anlayacağız. Bizim bildiğimiz şeyler değil. Arazi deyince de biz tabii bir topraktan veya böyle bir düz arazi zannederiz. Öyle de değil, bambaşka bir şey. Yani orada anlayacağız ne olduğunu. Onun için biz sadece iman ediyoruz şu an ne olduğuna. Görünce tam kanaatimiz gelir. Çünkü ilk uyandıklarında da insanlar anlamıyorlar ahirette. Kalkıyorlar, biz neredeyiz tavrındalar. Yani bu nedir burası gibi tavrındalar. Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı diyorlar, şaşırıyorlar. Yani bir uykudan uyandıkları kanaatindeler, anlayamıyorlar. Sonra belirli bir noktadan çağırıcı, birisi onları çağırıyor uzak bir noktadan. Oraya doğru topluca var ya, millet merakla koşmaya falan böyle öne geçip, bir hani orada bir su varsa, bir imkan varsa onu önden kapma düşüncesiyle o bölgeye doğru hepsi koşacaklar diyor Allah. Oraya gelince olayı anlıyorlar, eyvah diyorlar, biz din günü buymuş diyorlar, öldük, dirildik diyorlar. Yani orada olayı anlıyorlar. Yani orada yine kafa basmıyor bak birçoğunun, anlamıyorlar. Yani uyandığını, baygın ve komada olduğunu ve bir araziye bırakıldıklarını zannediyor, bir şeye bırakıldıklarını zannediyor, yine fark edemiyorlar. Eyvahlar bize diyorlar, bu din günü diyorlar. Yani kasteden buydu diyorlar. Ondan sonra olay başlıyor işte. Müminleri Allah ayırıyor. Onlar ayrı, küfür ayrıdır. Cehennem kapısı deyince tabii insan aklına çelik kapılar gelir, öyle değil. Yani onu da orada insanlar görecekler. İşte cennet kapısı deyince de yine bizim aklımıza süslü bir kapı gelir. Bahçe kapısı gibi, öyle bir şey değil. Yani hepsini orada göreceğiz. Çünkü bak diyor ki Allah, yepyeni bir yaratılışla yarattık diyor. Bütün fizik kanunları değişiyor, kimya kanunları değişiyor, hepsi değişik. İlk defa göreceğimiz bir boyut, yeni bir hayat şekli. Onun için yani ne kadar düşünürsek düşünelim, biz bunu bilemeyiz. Ayeti diyor Allah, hiçbir göz görmedi, hiçbir nefis tatmadı diyor bakın. Hiçbir göz görmedi, hiçbir nefis tatmadı. O zaman biz nasıl bilelim? Bileceğimiz gibi bir şey. Ama gördüğümüzde çabuk adapte olacağız. Çünkü bizim yanımızda tanıtıcılar var. Bizim mihmandarlarımız olacak eğer mümin olarak gidersek inşallah. Çok kolaydır Müslüman'a. Dolayısıyla Müslüman'ın o anlamda cehennemden korkacağı bir şey yoktur. Biz Allah'tan korkarız, cehennemden korkarız ama biz cenneti umut ediyoruz. Allah'a sığınacağız. O cehennem korkusu bizi açar. Allah aşkını artırır inşallah.